Efendim herkese günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi planlar yapıyoruz, sevgililer gününü kutlayalım falan diyoruz. Bugün dedim hadi 14 Şubat sevgililer günü, hepimiz kırmızılarımızı giyindik, seyircilerim de çiçekler gibi gelmişler ama ne yazık ki dünkü iki üzücü haber bütün keyfimizi kaçırdı. Ben hem sağanak yağış sebebiyle sele teslim olan Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem de İliç ilçesinde toprak kaymasından dolayı şu an hala göçük altında bulunan 9 işçimiz için dualarımızı gönderiyorum. Hem Erzincan'a hem de Antalya'ya geçmiş olsun. Hepimizin duaları Erzincan'la. İnşallah güzel haberleri alır ve sizinle de paylaşırız diye ümit ediyorum. Bu arada sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevgililer gününü kutlamak için illaki insanın kadın erkek ilişkisi yaşamasına da bence gerek yok. İnsanın en büyük sevgilisi aslında evladı. Evladınız yoksa baktığınız bir canlı, anneniz. O yüzden Allah sevdiklerimizden ayırmasın diyorum her birimizi. İnşallah sevdiklerimizle beraber nice sevgililer gününü de beraberce kutlarız diye ümit ediyorum. Bu arada bu çok hoşuma gitti. Ege Ayçiçeği isimli bir öğrencimiz, kız arkadaşı Tuğçe'nin sevgililer gününü kutlamak için üniversite öğrencisi dediğim gibi harçlıklarını biriktirmiş, bir tane manuel tekerlekli sandalye almış, bize göndermiş. Buradan sevgililer gününü kutluyorum sevgilimin diyor. Aferin sana Ege'cim, seni kutluyorum. Tuğçe tabii uzaktan bilemem ama Ege benden burada çok büyük puan aldı Tuğçe'cim. Yani bilmiyorum artık, karar sizin. İnşallah böyle evlenirler falan, buraya da gelirler stüdyomuza, biz de memnun oluruz. Efendim çok acil bir kaybım var. Bir anne kız çaldı kapımızı 56 yaşındaki babalarını aramak için. 3 çocuk babası, kendisi terzilik yapıyor, Davut Çakır. 12 Şubat pazartesi günü Ankara Mamak'tan kayboluyor. Ailesi bu kaybı çok şüpheli buluyor. Hacer Hanım, 3 kız evlatları var, Gonca ile beraber gelmiş. Hoş geldiniz diyeceğim ama lafın gelişi. Siz diyorsunuz ki bizim eşimin gitme durumu yok. Mutlaka başına bir iş geldi. Asla telefonu kapatmaz. Asla. Çok korkar. Kayboldu. Saat sabahleyin hani zaten bizim aslında sürecimiz o kadar uzun ki nereden anlatsam, nasıl başlasam. Annemi şöyle kaybettik. Ben başlayayım o zaman. Siz bir ara ayrılmışsınız anladığım kadarıyla. Evet, annemi eşinizle kaybettik. Cenazede tartışmalar oldu. Eşimi söyleyenler, dolduranlar oldu dedi. Eşim bir kinden sinirlen, çocuklarıma annenizi boşayacağım demiş. Peki ben zaten acılıyım. Hani orada annemi vefat etti, 7 yıldır arkadaşımdı, yarenimdi, iyi ya da kötüydü. Nurlar içinde. Babamın emanetiydi. Annemden sonra acılarla ben de dedim ki hani zaten enkazın altındayım. Beni niye boşayacak, ben ne yaptım? Madem sen beni boşayacaksın, boşayamıyorum, ben seni boşarım, eve gelme dedim aradım. Hani özetçe anlatıyorum. 5 ay ayrı kaldık. Bu 5 ay içinde kendim çabalıyorum, idare ediyorum. Ablamın oğlu Harun devreye giriyor. Aslında eşim kızımın yanına sinema gidiyor. Oradan WhatsApp'tan durum paylaşıyor. Zaten aralarında sürekli bir tartışma, bir kavga oluyor. Evet. Annemden kaynaklı babama zaten kinli oluyorlar sürekli. Rahatsız ediyorlar işte, hakaret, küfür gibi. Bizden de aynı şekilde. Evet. Bizden de onlar aynı şekilde oluyor. Buradayken bir tartışma yaşıyoruz teyzem vesaire. Bizden sizden derken kim kime küfürleşiyor? İlk önce biz teyzemlerle bir tartışma yaşıyoruz bu cenaze döneminde. Daha sonra teyzem Belçika'ya gittiği zaman bu tartışmayı çocuklarını bilmiyorum. O an kinlendi, kendince içinde bir yer mi edindi. Belçika'ya gittiği zaman çocuklarına tartışmayı çok farklı şekilde anlatıyor. Sizin arkanızdan konuşuyorlar gibi. Bu teyzenin sonra oğlu da Harun. Evet. Aynen. Yani aslında cenazede siz teyzenle bir tartışma yaşıyorsunuz. Annenle baban bu yüzden bir ayrılık yaşıyor. Sonra bunlar yurt dışına gidiyor. Belçika'da mı yaşıyorlar? Belçika'da yaşıyorlar. Sonra teyzen de bunu oğlu Harun'a anlatıyor. Aynen, oğlu Harun'u anlatıyor ama olayı çok çarpıtarak anlatıyor. Farklı şeyler anlatıyor. Oğlu da çok akli dengesi yerinde mi bilmiyorum. Bazı sıkıntıları var. Çok da hani nasıl anlatsam bilemiyorum ama sağlam güvenilir bir insan değil. Hayır, yerinde kadarıyla. Aslında vicdanlı ve merhametli çocuktu da, yerinde de. Ama Davut resim paylaşınca benim yeğenim de ablamın telefonundan, WhatsApp'tan bakarken sırayla bakıyor. Eşim de diyor ki yüzünüzün astarı yok mu? Yüzsüz astarlar hala beni niye takip ediyorsunuz diyor. Yani aslında şöyle anlatayım kısacasını, ben biliyorum. Şey yok. Şimdi bizim aradığımız beyefendi eşiyle bir problem yaşayınca o problemi konuşuruz daha sonra. Nereye gidiyor? Ordu'ya.
Sinop Türkiye'ye, kızımın yanına. Hı. Arabayı Sinop'a gidiyor, kızının yanına gidiyor. Şimdi beyefendi bir durum fotoğrafı paylaşmış. Hı. O karşıda da kavga ettikleri baldızı var ya. Evet. Baldızı da bakarken o durumu görünce Harun görüldüğünü görüyor. De o görmüş. Bizim Harun şeyde demiş ki Davut Bey de yüzsüzler, siz hala benim telefonumu mu karıştırıyorsunuz? Evet, doğru öyle. Şimdi olur. Aslında her şey böyle başlıyor. Hah. Şimdi bu arada yaşananları Hacer Hanım başta bilmiyor eşiyle ayrılar hiç diye. Bilmiyor. Ama daha sonra öğrendiğine göre Davut Bey yüzsüzler hala beni mi takip ediyorsunuz diye tepki verince aralarında küfürlü bir kavga yaşanıyor. İddiaya göre kavganın ardından yurt dışındaki yeğen Harun Soylu eniştesi Davut'un fotoğrafını ve adresini Ankara'da 3 tane arkadaşına veriyor. Diyor ki İstanbul'da özür dilerim Müge Hanım. İstanbul'da mı onlar? İstanbul'dakileri Davut'un üstüne gönderiyor. Gidin öldürün. Kuhatlayın. Diyor ki aslında Davut Bey'i dövdürmek istiyor diyelim. Şimdi bu üç isim kim? Koray Elmacı, Göktuğ Pehlivan, Batuhan Pehlivan. Demek ki bu Göktuğ ile Batuhan akraba ya da kardeş mi? Kardeşler abi, kardeşler. Buradan da sesleniyorum, yani bunlar sizin hakkınızdaki iddialar. Siz de yayına bağlanabilirsiniz. Abi. Davut Bey'in yanına gelip bu üç kişi tehditler yağdırıyorlar. Fakat iş şuna dönüyor. Şimdi biraz şöylesi karışık. Ben şimdi bunu anlatıyorum. Bize bunu Hacer Hanım'la kızı Gonca anlatıyor ama Hacer Hanım o sırada eşiyle görüşmüyor ya. Hacer Hanım daha sonra eşiyle barışacak. Barıştıktan sonra cep telefonunu alacak. Cep telefonunu kurcalarken bir takım mesajlar görünce eşi bunu anlatıyor. Yani Hacer Hanım'ı anlatıyor. Şu an bizim aradığımız beyefendi. Şimdi bu gidiyor bu üç kişi. Koray, Göktuğ, Batuhan. Ona tehditler yağdırıyor. Ama sonra biz seni sevdik. Sen de adam gibi adammışsın şeklinde bahaneler üreterek Davut Bey'in yanına gidip gelmeye, aslında onunla ahbap olmaya başlıyorlar. Şimdi o sırada da Davut Bey de Hacer Hanım'dan ayrı. Onun da herhalde hoşuna gidiyor böyle 3-5 o çocuklar geliyor gidiyor yanına diye. Fakat daha sonra Hacer Hanım'la barışıyor. Barıştıktan sonra da diyor ki ben arabamı sattım onlara. Ama diyor arabanın parasını alamıyorum diyor. Daha doğrusu gene söylemeyecek de biz Davut araştırıyoruz. Araba nerede diyoruz. Hacer Hanım bir araştırıyor, cep telefonuna bakıyor. Araba yok falan filan. Bunun üzerine de Davut Bey bunları anlatıyor. En son eşi Hacer Hanım, Davut Bey'in ben bu adamların peşine düşeceğim, arabamı geri alacağım sözleri nedeniyle çok endişeli. Çünkü diyor ki bu kesin arabasını almaya gitti. Bu çocuklar da ya da bir başkaları bu adamcağızın başına bir iş getirdiler. Ay inşallah bizim diğer şey gibi olmaz ya. Hasan Hüseyin Çelik gibi. İşte o Müge Hanım, biz eşimle iş yerinde onu izliyorduk. İzlediniz İzledik mi? İzledik ve dedim ki kendi kendime inanın gelmeyecektim. Hani çok gelecek halde de değildim. Dedim ki ya aynısı olursa, siz demiştiniz ki o bayana keşke daha önce gelseydiniz, sağ salim ele geçirebilirdik. İnanın ondan korkup geldik. Ah canım benim, inşallah sonu aynı olmaz ya. Sonra aile Davut Bey'e ulaşamayınca, eşine ulaşamayınca yurt dışındaki yani Harun'un eniştesi Davut'u dövdürmek istediği kişilerden Koray Elmacı'ya ulaşıyor. Hani cep telefonlarına Hacer Hanım bakmış ya, oradan telefon var. Koray da demiş ki Belçika'daki Harun'un bana borcu vardı. Bana Davut'un fotoğrafını ve adresini attı. Git parayı al, zaten bir sıkımlık canı var dedi diye konuşmuş. Ama bizim haberimiz yok mu diyor. Harun, ben eşimle barışmadan bu kızlar dedi ki anne araba ortada yok. Ne yap et, bir şeyler yapmalıyız. Soruyoruz galeride diyor, soruyoruz tamirde. Ben de ablam aradım. Ablam Ümre'ye gidecek. Yılbaşından bayağı önce. Abla dedim, araba ortada yokmuş dedim. O bir şey demedi. Tüh, niye ki dedi. Ertesi gün oğlunu çağırıyor. Harun diyor, senin bu adamlarından seninle ilgisi var mı bu arabanın diyor. O da diyor ki ben araba dolandıracak kadar şerefsiz, özür dilerim, haysiyetsiz biri değilim diyor. Ama abla ertesi gün dedi ki bacım yemin verdim, Harun'un ağzını aradım, arabadan haberi yok dedi. Yok, ama yok. Abla uçmadı siz ki dedi. Siz şeyi aradınız ya, hani sonra kayboldu, sonra siz Koray'ı aramışsınız. Koray aradım, ne dedi? Çok aradım. Koray ne diyor size? Harun kabul etti yaptığını. Hayır, bir saniye diyor. Ben yaptırdım dedi. O da dedi küfürlü konuşmasaydı dedi. Kendisi kaşındı, hak etti başına gelecekleri. Sonra ablası anneme diyor ki, hayır Harun, ben neyi yaptırdım diyor. Bilerek bu adamları üzerine saldırdım. Arabayı ben çaldırttırdım, dolandırdım. Daha başına bir şey gelmediğine şükretsin diyor. Sonra ablası anneme diyor ki bu adamlar tekin adamlar değil. Başınıza bir şey gelir. Hiç kimse, bu adamlar tekin adamlar ama değil. Başınıza bir şey gelir dedi. Diyor.
Hiçbir şey de yapamazsınız. Fazla da karıştırmayın diyor yani. Bırakın bu olayı kapatın, üzerine gitmeyin. Sonra biz Koray'la iletişime geçip de işte bir şeyler yapacağız, konuşacağız. Bak savcılığa vereceğiz dediğimizde Koray babamı da bize de tehdit ediyor. Diyor ki eğer diyor öyle bir şey yaparsanız siz de görürsünüz. Bunların hesabını size soracağım. Bu konuyu kapatın, arabayı da unutun. Bana arabayı kendi isteğiyle verdi diyor. Ama babam o an çok çaresiz olduğu için aslında kendi isteğiyle vermiyor. O adamlardan bir medet umuyor. Onlar geliyor, gidiriyor, yediriyor, içiriyor. Babamın içine giyecek atleti bile yok. Annemin yanına da gidemiyor. Aç su sokakta kalıyor. Bu adamlara da o an inanıyor. Harun'u öldüreceğiz diyorlar. 115 bin lira. Daha sonrası bu şekilde. Ya bu parayı senden alırız ya ondan. Biz bu Harun'u öldüreceğiz. Ama... O da düşünüyor ki ya diyor kus olabilirim ama oğlanı niye öldürüyorsunuz? Neyse hallederiz. Sonra bu Harun olayından sonra ona dayanamıyor. Bir de şöyle düşünüyor. Zaten ayrıyım ya diyor. Oğlanın başına bir şey gelir. Hani ne olur ne olmaz diyor. Tamam halledelim yani diyor. Yani o zaman bu şey meselesi doğru. Yani Harun'un borcu var bu kişilere, gidin. Onu bilmiyoruz. Şimdi hayır arasında. Var doğru. Sonra Koray bunu söylüyor. Diyor ki baktı ki olay gerçekten savcılığa falan gidiyor. Biz bu Koray daha önce birkaç kişiyi de dolandırmış. Amcasıyla vesaire de konuştuk. Biz amcası da söyledi. Babasını bile dolandırmış. Binlerce kişi. Nerede Koray... yaşıyormuş bunlar? İstanbul'da mı Ankara'da mı? Bir gün burada, oradan bir gün oradan oraya. Bu arada Harun Soylu'yu aramış arkadaşlarımız. Eniştesi Davut için önce tanımıyorum demiş. Sonra müsait değilim demiş. Sonra da demiş ki kaybolduğunu sizden öğrendim. Bizi engelliyor. Doğru, beni engelledi. Ablası da engelledi. Harun engelli değil. Mi kayboldu babam diye? Demedik, demedik. Söylemedik, hayır. Demedik, hayır. Çünkü Müge Hanım ben 2,5 aydır yalvarıyorum. Adamla barışmadan da yalvardım. Bak Harun dedim, araba ortada yok, arabayı getir. Elin temizliklerine gittim. Bizi kaynağını yaptırdım, ne söylesek emeğim dedim. Bu araba bizim her şeyimiz dedi. Bir de bu evden çıkmamız lazım dedim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.